Melih Abuaf, kapılarını oha diyorum açtı. Merhaba, selamlar. Melih yatak odasına giriyoruz. Aa, burada giyinme odası varmış. Başkan gidiyor. Ne gidiyorsun oğlum? Ben gidiyorum ya, tamam. Hadi görüşürüz. Böyle bir rahatlık yok. Herkese merhabalar. Bugün ekipçe bizim evde toplanacağız, video çekeceğiz. Ben bir şeyler aldım kahvaltı ama bitti onlar gelene kadar. Hadi gelin, daha bekliyorum. Geldik biz efendim. Günaydın. Ama ya. Nasıl gireceğiz? Efendim? Hop! Kapıyı açar mısın? Kapıyı açsana abi. Hop! Tabii tabii. Melih Abuaf, kapılarını oha diyorum açtı. Evet efendim. Ah! Geri kapattı. Geri kapattı. Melih Bey. Hayır, şey yaparlar. Merhabalar. Ya. Merhabalar. Şey yaparlar ya, bir kapatıp açın diye şey yaptım. Tamam, kapat. Aynen. Merhaba, selamlar. Keyif gel. Buyurun. Ne haber? Ne yapıyorsun be? Oha diyorum ha. Merhabalar, hoş geldiniz. Eliniz boş geldi. Elimiz boş geldik, evet. Boş geldik ya. Niye bana bakıyorsun, alsaydın. Ah, takıldım. Kısaca isterseniz bir ev turu yapabiliriz. Ev turu. Ben çok merak ediyorum, meraktan var ya. Deminden beri geziyorlar zaten ama. Çok ciddiyim, çok merak ediyorum. Kapıları merak açıyor musun? Kapılarımı açtım, tamamen açtım. Melih, bunlar yamuk duruyor, biz dersek mi bunları? Tabii tabii. Böyle bir kaymış bir şeyler oldu. Güzel Alman Lisesi diyor. Evet. Ya ben bunu zamanında hiç tasvip etmiyorum. Alman Lisesi'nden. Sen burada mısın yani? Sınıfta idarede duruyordu bu. Çalmıştık bu şeyi. Aa! Bunu söylemiştin sen. Evet, çok saçma sapan bir şey. Ben hatırlıyorum. Çok iyi. Öğretmen listesi. Ya hocalarım, kusura bakmayın. Peki hep yeni duruyor. Ya çünkü annemden yeniden geri geldi bu. Ama çaldığına değmiş yani. Baksana, yani ben çok ayarsız ya. Süper onu çok bence. Çok gereksiz. Niye bunu düzeltmedin peki? Düzeltebilir miyim? Asmak istemedim. Bu sağdaki dedem bu arada. Görmüş oldum. Evet, sağdaki de annem. Melih, senden yakışıklıymış. Burada işte şurada oturuyorum genelde akşamları. Şöyle bazen. Şimdi bir soru. Katılıyorum şöyle. Ha. Gittiğiniz evdeki çekmeceleri karıştırır mısın? Melih Bey PlayStation oynuyor. PlayStation oynamıyor aslında. O PlayStation'ı var ama PlayStation oynamıyor. Ama oynamaz mıyız? Oynadığı bugün zamanlar bir maçımız vardı. Yok mu ya? Bugün bir oynarız. Ha, bir maçımız. Şarja falan koyalım o zaman çünkü tamamdır. Bayağıdır şey yapmıyoruz yani. Şarja koyalım mı şunu o zaman? Koyalım. Şurada mı? Açılmışken tam mı açsak? Ha? Neler var neler aç var. Abi, aç. Bu ne? Abi bu Rahli abi değil mi? Antik aslında. Devam bizim için mi? Bir hazırlık yapmış mıydın yani? Sizin toparladın için... mı? Peki bir şey soracağım. Akşamları bunları mı giyiyoruz? Bu o bizim çocuk kanallarımızdan bir tanesinin çocuk oyuncuların giydiği kostümler bunlar. Senin kızı olur mu? Şimdi olmaz. Ha? Vereyim şimdi abi, olmaz. Şuradan vereyim abi. Şundan bakayım. Vereyim. Ha? Bunlar bu, büyük çok güzelmiş. Çok güzeldir abi. Kedi, bunu ben giyerim abi. Kedi kostüm bu. Ha, istemiyor musun? Ben buraya hasta oldum. Evet, teşekkür ederim. Ufak koleksiyon değil mi? Ufak bir ya, koleksiyon. Ufak koleksiyon çok ya. Böyle ben ya. Tenten çok seviyorum. Lego çok seviyorum. İşte Japonya'dan bazı şeyler var. Bu amca? Burada. O amca vallahi var bir, çok bir, şey? Bir yakınımın bir kukla ile çok ilgisi vardı. Böyle bir kukla yapmıştı şey zamanında, Muhteşem Yüzyıl zamanında. Hediye etmişti. Ben de çok çok izlediğin şey mi dizi miydi? Hiç izlemediğim bir diziydi. Bu şekilde kuklaya olan ilgimden dolayı vermişti. Çok güzel. Burada çok harika bir dolap var. Ya evet, bu böyle şey. Ama bence o hiç açılmaması gereken bir şey. Ben bana da öyle geldi. Açmıyorsun. Evet, açmayacağız bugün. işte bu anneannemlerden kalmıştı. İnanılmaz ağır. Bir kere taşıyınca bir daha taşıyamıyorsun, öyle bir şey var. Bu da onlardan kalmıştı. Taş var üzerinde bir kere onda. Bu saat ama çalışmıyor. Annem işte ama çok güzel gerçekten. Diye böyle her yerde fotoğrafları var. Teşekkür ederim. Bu nedir? Bu nedir? Abi o sanat sepet. Taş. Sanat sepet bir taş. Ne yazıyor üstünde? İnsanı sevmek en önemli yazıyor. Bilmiyorum ne yazdığını bu arada, al geçiyorum. Şimdi size bir ben çay yapayım dilerseniz. Vallahi yapsana ya. Tamam. İçimiz ısınsın. Çay be. İçin gereken şeyleri ben hemen şöyle şey yapayım. Kettle'ımız biraz var. Biraz uzak mı duralım, gel. Şöyle. Kaç kişiyiz ona göre bak. Hızlı, seri. Tabii. Biz de... Ama başkan yani yıktım buraları yahu. Şey, abi aç ne oluyor ya? Kendi evin gibi ya. Kendi evin gibi. Refika'dan Refika. Hızlı tarifler. Bu arada Refika'dan bu evde çok fazla şey var. Biz Refika'ya bir kere çekmekmişiz. Abo! Bir dakika. O abi, ne var orada? Ha? Ne var? O kadar şey hediye etti ki bize. Bak bütün bunlar. Bak şu Refika, baharatlar var. Refika'nın baharatları falan bilmiyordum. Bu arada çok fazla kullanıyorum. Refika'nın baharatlarında
aşağıda linkte bulabilirsiniz diye. Belki varsa verelim yani. Vallahi faydamız olsun. 4 tane. Bak abi ne istiyorsan bakabilirsin. 4 tane mi koyayım? Aa iyi bence. Ne kadar 5-6 güzel. 5-6 tane koy. Demlik poşeti mi? Evet i̇yi abi. Yani. 5-6 tane koy. Güzel güzel. Bizimkinden düzenli abi. Ne kadar düzenli. Vallahi. Yani bence iyi yani. Fena değil. Evet. Yok yok gayet iyi bence. Yani şöyle eve haftada bir abla geliyor. Sağ olsun o. Yoksa evi biraz ahır gibi. Ben teyfle beraber yaşıyoruz. O yüzden biraz ahıra dönüyor. Aa bakın ne bunda. Aa medya bir hafta yazıyor. Onu tabi prodüksiyon yapmışızdır onu biz zamanında. Var mı başka soru işareti? Hocam iki dakika bekleyin şey yapayım. Yap Türk abi. Kahvesi yapabiliriz sonrasında. Ben içeriz. Ben içeriz. Onu Şeyma yapar ya. Onu Şeyma yapsın tamam. Şuradan size... Ben burada misafirim ben ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim ben ona geliriz de bir şey söyleyeceğim. Ya bana yollamışlardı Instagram'da teşekkür edeyim diye. Teşekkür edemişim bari videoda gösterelim. Çok güzel gerçekten bu arada böyle kurabiye gibi. Kaç kutu yollamışlar? Çok kutu yolladılar ve ben size hediye etmek istiyorum bu arada. Ya teşekkürler. Biz de çok boş elle geldik. Ben size vereyim. Bak ballı çıtırlı. Masara. Masara. Size de. Masara. Buyurun. Daha var Emre Bey. Emre Bey sizinki fıstık karnavalı. Masara. Akşa dakşa ekstra masara. Ha, abi hocam. Al babi kurabiyesi masara. Valla teşekkür ederim. Bu vesileyle güzel oldu ya. Arasında şu evde yapalım abi. Şunları bir böyle bir elden geçirin. Neler var neler yok. Bunu ben de merak ettim. Ağaç, ağaç tatlı yapalım. Çayı deneyin mi siz? Valla çok iyi oldu ya. Valla arasında evde gelin de böyle bir unuttuğum şeyleri böyle bir toparlıyor. Değişiklik oluyor. Toparlıyor tabi tabi. Enerji değişiyor. Masara. Pardon. Arasında ne var? İncir ezmesi mi o? Sen mi? Ben onu beğenmem. Ay, ben şunu çok merak ediyorum. Ay, onu ben de. Açabilir miyim Emre? Açabilir miyiz? Masala. Belli yani. İçi belli. Nasıl belli? Belli doldum çok iyi. Masala. Ben mutlu. Utku'ya bakayım sana. Bayağı bir. Bakayım içine. Bak Emre de başladı masala demeye yandan. Söyle bakayım. Herkes iyi. Masarım. Peki masarımın haberi var mı? Çok beğendim ben. Tamam, beğendin mi? Ama artık bir çayı deneyeceksiniz diye. Bir şey bir saniye. Kev senin mutfağa girmen yasak diye biliyorum. Yasak. Kev onu dışarı çıkar mısın? Evet. Burada mı bakıyorsunuz masarlarınızı? Masara yazdım ben. Buraya giremiyoruz çünkü burayı depo haline getirdim. Evin her şeyini buraya koyduğum için çok karışık bir oda. Bisiklet falan da var onun içerisinde. Oo Melih Bey burada duş alıyor. Aslında burada duş almıyor. Diğer iki tane. Ha öyle mi? Burada misafirler duş alıyorlar. İsterseniz siz mesela duş alabilirsiniz. Kemal de duş alıyor girmişken. Aynen. Keyfi burada yıkıyorum. Gerçekten keyfi burada yıkıyorum. Burada Picasso yazıyor. Oo Picasso, gerçek Picasso mu? Yok, Ikea'da aldım. Bunlar Picasso'nun Picasso'su. Ikea Picasso'su bu. Burada... Nereden almadım? Diğer tuvaleti mi, yatak odası mı? Diğer tuvalete bir bakalım. Nerede duş alıyor bir görelim Melih Bey. Tabii, tabii. Önemli. Ver, göstereyim ona. Nasıl şampuanlar kullanıyor merak ettik. Babam bayılıyor bana şey almaya. Böyle 12 Miracle bu şampuanı kullanıyorum. 12 ama Miracle arkadaşlar. Mucizevi saç çıkartan şey inşallah... Bu saç mı çıkartıyormuş? Bu da saç çıkartacakmış. Babam bana bu saç çıkartmaya yemin etti. Onda yok saç, bende de yok. Çıkmıyor abi. Çıkmıyor. Nereden almayayım? Yatak odasına giriyoruz. Girin. Kapılarını gerçekten açtı. Önden girip şöyle bir bakıyor beni. Burada bazen uyuyorum. Niye bazen uyuyorum? Çünkü salonda rahat. Sızıyorum. Hı-hı. İşte çalışma odasında sızıyorum. Dolayısıyla burada giyinme odası varmış. Burada soru işareti var mı? Burada işte spor şeyleri var biraz. Yani demek ki günlük. O eşsiz tasarım modanı bu odaya borçluyum. Tabii aynen buraya borçluyum. Ama çok çeşitli gerçekten bütün pantolonlar lacivert. Öyle ben de güzel. Renk cümbüşüne kapıldım. Bir renk cümbüşü var. Şu tişört, bir tişört daha vardı. Oha diyorum filmi zamanında Enes Batur'a iddiada hediye almıştık. Bunlar kışa özel. Tam bu şey vardır ya, kazağın tişörtü. Kazağın tişörtü. Çabuş. İşte İyiymiş. Videolarda giyer. Aklımda. Vallahi ben unutmuştum ben. Ben şu an ben sivitmiş daha. Enes bunu unuttu sonra almadı hediyesini. Dolayısıyla ben bunu yatak tişörtü yaptım. Hediyem buradaymış Hediyem Enes. Hediyem burada geç. Ha bu oha diyorum. Filmde değil miydi? Filmde kullandım bunu evet. Artık o hırsızlar düşünsün. Her şeyin olduğu evet, oldu. Evet, this is where the magic happens. Aha benim kitabım. Nerede? İşte burada. Aynen.
Vay be. Evet, bak herkes yatay. Başkanın kitabını da linkini koymayı unutmazsak koyabiliriz aşağıya. Şeyma, hatırlatırım Şeyma. Ben hatırlatırım Şeyma'ya. Tamam, okey. İşte bilgisayar var burada. Burada çok çalışıyorum. Burada bir tane ara sıra kullandığım ring light var. Şey nerede? Ne? Ha. Abi bak, o kadar da çalmıyorum ki. Ucuk şeyi kaymış. Bu bozulmuş ya. Bak bak, şurasına normalde kırık olmaması gerekiyor. Burası kırılmış, o yüzden. Valla bir dakika, bir dakika daha bekleyin. Hadi yapamayız. Bayağı da çalmıyorum. Olsun olsun. Bayağı da çalmıyorum, evet. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet. Şöyle. Efendim, efendim, efendim. Çay koyuyor da artık. Yani. Yardıma gittim. Bir çay bir olsun. Çene, bir çene. Susmuyor. Bırak kendi yapsın ya. Bıraktım. Bir de yanına atıştırmalık koy dedim bari iki. Bu kadar uzun süren bir yemek çay. Yemek yiyeceğiz ama. Merhaba. Çay demliye. Çay inşallah güzel demlemiştir, demlenmiştir yani inşallah. Bence suyu kaynamadan koyduğu için zaten. İnşallah güzel demlenmiştir diyor. Ne kadar zor olabilir abi çay demlemek. Ne kadar zor olabilir bir çay? Bu kadar yani, zor olabilir. En kötü demleme yap yani, sallama oluyor ya ne böyle. Ne kadar değil mi? Aynen yani. Gerçekten. En kötü sallama yap diyor. Neyse. Bir şey bekliyoruz, içeceğiz ama hadi bakalım hayırlısı. Ah Kemal ya. Hangisi senin için bilsem içine bir şey atacağım da. Tuz atacağım yani içine. Ha? Sen de Kemal'inkine tuz mu atsam ya? Evet abi, işte onu diyorum. Sen de at Kemal'inkine. İki tane şey koyayım mı? Bak bak. Çayın yanına. Ha bir de bunu sponsorlu sanacaksınız ya. Vallahi değil ya. Yemin ederim değil. Efendim. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Canımız geliyor mu? Bardaklardı falan da böyle çok şekilli. Can, ay ay yanına bak, şeyleri de var, bak bak bak. Oo neydi? Masara. Masara. Çay getirenleriniz çok olsun. Çok teşekkür ederim. Servis biz yapıyoruz. Evet evet. Ama şeker için kurabiye mi atıyoruz? Daha demin tuzumuz bir şey biz. Şeker istiyor musunuz? Koymadın değil mi tuz falan? Tuz koymadım. Hayır koymadım, hayır. Şeker istiyor musunuz? Yok, ay ben güzel demlenmiş ha. Şeker, evet şeker. Alayım ben istiyorsan. Yok yok, ben getiririm canım. Aman döktüm biraz. Canı sağ olsun. Ne olsun, canı sağ olsun. Temizlerim ben akşam. Yani şöyle eve haftada bir abla geliyor. Sağ olsun o. Yoksa evi biraz ahır gibi. Ben teyfle beraber yaşıyoruz. Temizlerim, hiç önemli değil. Oh. Bak bak, dünyanın en gıcık hareketini göstereyim sana. Hayır, içine ya. İşte dünyanın en gıcık hareketi. Pislik bu ama ya. Böyle karıştır bari. Çıkarıyorsun, üstü şeker olmuş. Siz de maaş geçiyorsunuz. Bunu nereye koyayım? Ben alayım. Arkadaşlar, şimdi videoyu çektik. Sevgili kardeşlerim böyle biraz uyuyorlar, ediyorlar falan. Ben de onlara bir kek hazırlamak istiyorum. Öncelikle 3 tane yumurtayı kıracağım. Tam şuracıkta. Biraz kabuk kaldı ama hiçbir şey olmaz. Gayet şey içindir yani bu. Vitamindir. Vitamin deposudur bunlar. Arkadaşlar, bir su bardağı şeker ilave edeceğim. Bence kafi. Şöyle iyice çırpıyoruz. Evimizde mikser yokmuş, o yüzden. Üstüne süt koyacağım. Aynen, inanılmaz, pardon. İnanılmaz güzel kokuyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Sıvı yağ koyacağım. Yarım bardak kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Evet. Neyime güvenerek düşünüyorum ben de bilmiyorum. Hemen bunu biraz şöyle yapıttıktan sonra vanilin ve kabartma tozu koyacağım. Vanilin kabartma tozu hemen ardından gelecek. Güzelce bunları böyle bir atılıyorum. Atalım. Şöyle. Neler oluyor ya? Ya ben çok güzel bir şey yapıyorum size. Buralar batmış ama. Bir şey yok be. Ne var ki? Şey o, temizlersin geçer. Ben şimdi bunu un koyacaktım bu arada. Bravo. Aynen. Nasıl koyacaksın onu? Unu, hangi bardakla? Bir bardak. O bardakla mı koyacaksın? Buna 2,5 tane koyacağım. Ama ne olur o bardakla koyarsan? Hiçbir şey olmaz. Yapışır dibine. Hiçbir şeyi ekleyemezsin. Buraya. Niye? Ölçün yanlış olur. Islak çünkü o. Hiçbir şey olmaz. İddia var mısın? Ben başarılar diliyorum. İddiaya da girmiyorum. Ne yiyeceğiz çok merak ediyorum. Görüşürüz. Ya ben göz kararı koymak istiyorum. Çünkü bence büyük şefler göz kararı koyuyordur. O yüzden ben de göz kararı koymak istiyorum. Bu bir bardak olmuştur. Bir bardak daha koyacağım sonra. Bunu önce bir bardağa iyice şey yapıp
Ondan sonra bir bardak daha koyacağım. Yardım etmeye geldi arkadaşlar. Beceremezsin dedi, yardım etmeye geldi. Ay, yiyeceğiz gibi. Ben de Şeyma'ya küçük şakalar yapmak istiyorum. No way. Thank you. Ya ben size yapmak istiyorum. Gider misin lütfen? Ben ne yediğimden emin olmak istiyorum. Tamam lütfen ben git. Un da az koydum zaten. Daha koyacağım onu biraz daha. Yok koyma daha. Biraz da un koymak koyma istiyorum. Koyma daha un. Ama az olduğunu düşünüyorum. Ama bak kıvam. Tamam yeter. Az oldu az. Vallahi tamam, az gider oldu. Misin bak içeri ya? Kakao ekleyeceksin oğlum. Hadi gider misin içeri lütfen rica ediyorum. Hadi git. Hadi teşekkür ederim, bay bay. Böyle bir kontrol şeyi olamaz arkadaşlar. Ben bugüne kadar kötü bir yemek yaptığımda şey mi oldu? Ben gayet San Sebastian yapmıştım yemekler benden de. Yemişlerdi. Zor gözüken bir tatlı ama Refika yapınca kolay gözüküyordu. Ben de kendime güvendim. Bunun oda sıcaklığında olması gerekiyordu ama bu oda sıcaklığında değil, inşallah kesilmez. Yalnız güzel gözükmüyor mu? Tatlımız San Sebastian. Ne diyorsun? Sen şaka yapıyorsun. Sen Sebastian. San Sebastian mı yaptın diyeceksin. Yap. San Sebastian. Ya işte, ama çok güzel. Ben güzel olmuş ya, şeker falan olmuş. Bu hakiki tereyağı. Nereden geldi bilmiyorum, bayağı zamandır dolapta. Ama şey, çok iyi bir hakiki bir yerden almıştım. Şimdi yarısını dökeyim. Ondan sonra kakao koyayım. Sonra bir yarısını daha koyacağım dendi. Dolayısıyla ben de bir yarısını koyacağım şöyle. Ne oldu? Ya gelme ya. Tamam Allah için. Bu mu yarısı? Ha. Tamam kal ama konuşma. Ya becerebileceksen kal ama konuşma. Ve arkadaşlar bunu şimdi bunun içine koyacağım. Of manyak bir şey olacak. Bak şimdi bak bak. Mozaik kek yapacağım için şöyle. Mozaik keklerde böyle şeyler vardır. Sen çikolatadan yeme. Hı, olur. Olur. Aa, hocam. Hocam konuşuyor. Fırına koyacağım. Ve yaklaşık 20 dakika sonra... Kaç derecede pişireceksin? 200 derecede pişireceğim. Yenilebilir bir şey ortaya çıkacak. Çünkü arkadaşlarım buradan mutlu gitsin istiyorum. Bunun üstüne koysam bir şey olur mu? Olmaz öyle koyabiliriz. Fatih'in yemini kaydırdığı gibi. Şöyle siz de kaydırabilirsiniz. Hakamet Reis dünyanın en büyük bıçağıyla kahve açarken. Evet arkadaşlar, arkadaşlarıma kahve yapmak istiyorum. Nasıl içiyorsun? Ben sade içiyorum. Başkanım nasıl içersin? Üç sade, hadi gene şanslısın ya. Üç tane sade. Evet. Kötü ben orta içiyorum, o yüzden bir kişi orta içmek zorunda kalacak. Herkese bir tane gelecek şekilde. Evet inşallah hangisini hangisi unutmam bu sefer. Ben de sade içmek zorunda kalırım. O sıkıntı olur. Evet bunları koyduk. Çok hızlı şekilde şuraya. Ve inanmayacaksınız. İnanmayacaksınız. Ne koyacağım yanlarına? Massara. Massara. Hiç görmedik bunu. Kek yaptın kek. Fark etmez. Bir massara. Her şeye bedel. Ya gidelim ya şu. Nerede? Başakşehir'de miymiş? Massara'ya gidiyoruz abi. Başkan gidiyor. Nereye gidiyorsun oğlum? Ben gidiyorum ya, tamam. Görüşürüz. Böyle bir rahatlık yok. Hani ofiste değiliz diye videoyu bitirmediğim. Oğlum kek yaptım. Uyudu. Ha? Uyandı. Gidiyor. Böyle bir şey. Ve gidiyor. Oğlum kahve içeceğiz daha. Şeyma niye yerde oturuyor abi? Şeyma gülmekten yerde oturmaya başladı artık. Sağdaki... Hayır biri çıktı sadece. Ha, biri çıktı peki sadece. Artık keki yiyebilir miyiz? Abi bir saniye. Bir dakika bu sağdaki hangisi? Sağdaki hangisiydi? Ha tamam bunlar orta. Dudak payı da bıraktım. Ay içine koyma mı? Lavaboya, lavaboya. Tamam. Ben inanamıyorum ya nasıl yaşadığını gerçekten inanamıyorum. TLC zor yaşamla. Buna basmamış mı ya? Niye uyarmıyorsun? Ben ikisini aynı anda bastım. Bastın, bastın oldu. Ne yapıyorsun? Bir daha mı oluyor? Anne. Tamam çıkarttım biraz fazla. Yok hayır, hayır olmaz. Lütfen yenisini yapar mısın? Saçmalama. Dört su koydu içine. Hayır bir şey yok. Lütfen gerçekten ama. Onları bir şey sus. Hayır, sadece onlar. Tamam. Ben bir tane orta içeceğim. Lütfen bir tane orta içmem için. Lütfen. Bir tane orta içer misin benim için? Şey mi aramızdaki sıra olsun. Bonding. Lütfen. Onu tamam. Döker misin? Lütfen. Hayır. Fark etmeyecekler belki. Belki fark etmeyecekler. Köpük az oldu bundan. Kaşıkla yaparız. Kaşıkla yaparız. Çay kaşığına koyarız. Suya girmek yok. Ne dedi? Bir ton var.
olsun. Kalır da oyna. Yapacağımız işlem çok basit. Yine her zaman söylediğim gibi mutfakta en önemli şeyden bir tanesi Fatih'in gemileri kaydırdığı gibi. Aynen, kaldıraç. Kaldıraç etkisi. Kaldıraç etkisi. Hazır mıyız gençler? 3, 2... Kaldıraç bu. Arkadaşlar her zaman kaldıraç tekniğini... Ne oldu? Ben hayretler içerisinde izliyorum gerçekten. Öyle misin can kekiyle? Evet. Dün akşam bu arada bir arkadaşım tatlı getirmişti. Yememiştim, burada kalmıştı. Şimdi ondan bir çikolata sosu yapıp üzerine dökeceğim. Bence bu çıldıracaklar. Dahyane fikrime. Güzel gözükmüyor sanki Utku. Ne diyorsun? Abi bence gayet... Güzel gözükmüyor gibi geldi bana Utku ama ne yalan söyleyeyim biraz. Bakalım, göreceğiz. Bu ne? Arkadaşlar mutfakta çılgınlaşın. Gerçekten mutfakta çılgınlaşabilirsiniz. Mutfak sizin oyun alanınız. Öyle düşünün. Yani burada çılgınlaşmayacaksınız. Nerede çılgınlaşacaksınız? Kenarı yanıyor, dikkat edin. Hangisine? Bak şuralar yanmaya başladı. O zaman ne yapacağız? Daha küçüğe. Biraz daha su koyacağız. Vallahi koyma. Biraz keselim şöyle rahat yesin güzel kardeşlerimiz. Sabır işi yani böyle gerçekten. Sabır, emek. Hemen bitiyor bir daha be. Öp diye adam gömecek bunu şimdi. 3 saattir bununla uğraşıyorum ya. Gerçekten inanılmaz hızlı tüketim geliyor bana bu. Diyeceksiniz ki ikisini aynı anda götüremezsin. Ya keyif. Saçmalama keyif. Efendim. Nasılsınız? Düşer diyenler 1'e. Siyah tepsi getireyim diyenler 2'ye. Kemal siyah tepsiyi ortaya getirsene. Yardıma ihtiyacın var mı? Şeyma sen al şu ortayı. Yo. Geldin, iyi geldin buraya kadar. Melih Bey ne kadar güzel gözüküyor. Bak gördün mü? Sanattan anlayan adamın şeyi farklı oluyor. Oh. Efendim. Ben tatlımın ismini size söyleyeyim. Mutfakta çılgınlaşın arkadaşlar tatlısı. Gerçekten. Her ne kadar nasıl gözüktüğünü bilmiyorum. Ama bir şans vermenizi. Güzel ya. Hayır tabii ki o şu an yapılmadı. Ama lütfen çikolatalı kısmından da alın. Şöyle. Ha bunu sen yapmadın mı? Hocam ben yaptım ya. Çok iyi. Ne zaman? Ne? Bunu. Onu yapmadım tabii ki. Bunu ben yaptım. Onu sordu. Hayır canım ya. Bir şey söyleyeceğim. Kahveyi özellikle mi soğuttunuz? Tabii ağzın yanmasın diye. Evet. Kek inanılmaz. İnanılmaz. Dün akşam bu arada bir arkadaşım tatlı getirmişti. Yememiştim, burada kalmıştı. Şimdi ondan bir çikolata sosu yapıp üzerine dökeceğim. Bence bu çıldıracaklar. Bana biraz ağır geldi. Gerçekten mi? Başkan şu Sadık sınırından alaydı, neydi? Evet, bak niye ağır geldi? Ortadan aldı. Göbeğinden alayım dedim. Evet, Sadık bak şuradan alsana. Tamam ben de şey oldum ya. Niye ya? Yesene bir tane daha. Sen nasıl yiyorsun oğlum? Ben zaten onu anlamıyorum şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Evet, bana puan verebilir misiniz? Bu arada üstteki supangleydi bu arada. İlk puanı ben verebilir miyim? İlk puanı ver. Ne üzerine vereceksin bugünkü puanı? Bugünkü misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek ne demek? Sana 10 puan veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok kesinlikle teşekkür ederim. Kesinlikle 10 puanı hak eden bir... Çok teşekkür ederim. Siz? Ben 10 verdim ama kahve soğuktu ya. Finalde şaka şaka. Ben de 10 veriyorum tabii. Teşekkür ederim. Sana geçmeyen bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey oldu. Şimdi iki tane sade bir orta hikayemiz var. 3 sade bir orta vardı. Evet. Ben orta istediğim için bir kişiye daha orta yapmak zorunda kaldım. He bunu fark neyse, etmedim. Neyse hayır. Sonra sadelerde şöyle bir şey oldu. Ben bastım. Sonra basmadığımı zannedip tekrar bastım. Buna basmamış mıyım? Niye uyarmıyorsun? Ben ikisini aynı anda bastım. Bastın oldu. Ne oluyor? Bir daha mı oluyor? Biraz fazla. Hayır olmaz. Lütfen yenisini yapar mısın? Saçmalama. Hayır sade onlar. Tamam. Ben... Bir tane orta içeceğim. Şey mi aramızda ikisi olsun. Bonding. Köpük az oldu bundan. Kaşık koyarız. Kaşıkla yaparız. Kaşık koyarız. Çam kaşığı koyarız. Bunu o da dedi ki bastın. Hayır yani bir buçuk kere döndü. 4 kahve suyuyla 2 kişilik kahve içtim. Ama gördüm ki gayet de farklı bir lezzete ön ayak olmuşum. Burası da öyle. 10 puan da verdiğinize göre bunu artık söylemesem de bilmeyecektir. Şeyma puan vermedi. Şeyma. Ben 3 puan vererek bütün ortalamayı gereğeli çekiyorum. Niye? Çünkü bir kere çok bu çok ayıp bir şey. Ben orta kahve istemedim. Zorla orta içirildim. Doğru. İkincisi başka. Bu insanlar neden kandırıldılar? Doğru. Ama üçüncüsü Masara.
diyerek arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gerçi iyi değil. Bugün biz de ufak ufak gidelim artık. Teşekkür ederiz. Teşekkür geç ederiz de oldu. Şey masa. Masa bu güzelmiş inceliği. Kendisine bakın. Görüşmek üzere. Çok şey olduk videoda ya. Görüşmek üzere. Bye bye.